namaza durunca dedi, ben dedi bir esneme meydana geliyor. Efendim bu şeytanın ve nefsin yapmış olduğu bir numaradır. Pes ettirmek istiyor. Zaten vazifesi o. Mesela nefs en çok namazda kahrolur buyuruyor. En çok namazda kahrolur. Dolayısıyla namaz kılana mani olmak ister. Bu sebepten dolayı da diyelim ki abdest almasını durduramadı, namaza durmasını durduramadı. Bu sefer namazın içinde yüklenir. Ne yüklenir? Mesela bu dinleyicimiz olduğu gibi esneme getirir. Namaz bitince bitiyor tabii. Namaz bitince bitiyor. Şeyde bile mesela yatsı namazı şimdi uzuyor artık. Mesela İstanbul'da neredeyse 10'da oluyor artık. Hatta 10 bile geçiyor. Bu biraz daha uzayacak. Haziran'da zirveye çıkacak. Şimdi yatsıyı böyle kılar. Ya aç uykum var yatıversen. Bir yatsan sabah bile kaldırmaz seni. Hikaye o. Hele bir başını koy. Nasıl bir uyku getirtir böyle. Ama yatsıyı kıl gözlerin fal taşı gibi açılır. Sabahleyin de öyle. Namaza işte ya 5 dakika falan. O 5 dakikayı tamam. Uyanırsın ya güneş doğduktan sonra uyanırsın o 5 dakika. Mesela diyelim ki şeyde İstanbul'da 5:45 geçe güneş doğuyorsa 5'e kurdun. Baktım 5, daha 45 dakika var şöyle bir 10 dakika daha kestireyim falan. Ondan sonra bakarsın 6:10 kala gözünü açarsın sonra. Veyahut da 6:10 geçe gözünü açmışsındır. Gözünü açmışsındır. Açtırmıştır. Onun için yani hani sabah namazını kalk kıl. Ondan sonra gözün ya diyorsun ya namazdan önce ne biçim uyku vardı namazdan sonra gidiyor. Onun bütün derdi zaten o uykuyu verdirtmek, o esnemeye getirtmek, namaza mani olmak içindi. Cenab-ı Hak ona o silahlar vermiş. Dolayısıyla onun vazifesi o. Mani olmak, Allah-u Teala'nın emirlerini yaptırtmamak. Vazifesi bu. Onun için peki ne yapacağız? İstiğfara devam edeceğiz ve israra devam edeceğiz. İsrara devam edersek inşallah galip gelir ve yener efendim.